taban borcacılığının gereği olarak dert nedir? Çünkü esnaf en büyük istihdamı yaratan alandır. Evet. Dolayısıyla durum nedir? Öğreniyorum. Ondan sonra da dönüyorum. Salı toplantılarında sadece siz konuşuyorsunuz. Durumu şu yani. Evet. Savaş konuşuyor. Yok şu konuşuyor. Yok bu konuşuyor. Her gün yapmış. Herkes şey yapmış. Esnafı olmuş. Ben de siz konuşuyorum şimdi. Dikkat çekmek üzere. Ondan sonra seçim gelir. Kim aday, yani arkadaşlarımız gelirler. Oylarını isterler. İkna ederler. Dersin vermesin. O ayrı iş. Çünkü biz böyle bu Türkiye'yi götüremeyiz. Kardeşim şimdi bir dönem oldu. Yok efendim kimin ayağı kokuyor FETÖ'nün siyasaya bilmem. Bana iki aydır ben istinaf ediyorum. Bir Allah'ın kulu onu sormadı. Yok efendim şöyle mi olur böyle mi olur onu soran olmadı. Onun için şimdi ben de bunu yarayacağım. Ha, o nedenle bir elektrik parasına çok şikayet yani 500 lira gelenler şimdi burada da bir ayak ticarethane işletiyorsunuz, size bilmiyorum ya. Yani acayip bir düzenli olur. Nasıl mesela, şimdi eskiden bizim gençliğimizde bir tez kaldığından 22 ay oldu. Şimdi nasıl? Şimdi da 8 aya satıyoruz. Ha. Fiyatların üzerine yazıyoruz. 5 lira satıyoruz. Nasıl 8 aya? 500 lira. Şu bir de 22 ayında 6000 lira. Burada 1270 lira sahasının altında veriyor. 2300 lira maaş alacak. 3 ay nefes almadan bana gelecek. Şöyle bir bilezik almışım. Nefes almadan geldi. Ya 4,5 altın piyasaların ücret oldu. Yani bu şu gördüğü şu altın piyasaların ücret oldu. Bakın şu. Çalışan kadın istiyor. İş olmayan da fabrikadaki nerede ikisi de açık kapı görüyor. Yani acayip bir güzel var. Ne oluyor? Durum bu merkez. Bunları anlatacağım. İnşallah. Hayırlı bolluklar. Sağ olun. Sağ olun. Yani buyurun. Devam edelim abi. Üste geç abi. Geliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Atlayarak yarı yarıya çalışsak daha iyi olur. Yarısı bir dükkana girsin. Ankara'dan sonra tekrar.
Evet. Şimdi hatırladım. Şu anda hatırladım. Oğlum sizi görmek istedim. Gel bakayım. Fotoğraf. Gel. Ay canım deli. Çok memnunum. Hocam bu nasıl beni? Ay. Ve şimdi kapak yerine nasıl baktınız? Ben anneanneyim ha. Esma'nın mobilini atmıştık. Tamam. Tamam. İki tane olacağım bu akşam. Tamam. Merhaba. Nasılsın? Hayırlı işler. Durumlar nasıl? Ben öyle sormadım beni. Çok pahalıyım. Öne geçmeyin. Kolonya birden çok pahalıyım. Şimdi ben esnaf geziyorum. 2 aydır. İlçe. Çünkü biz siyaset genelde sizin konuşmayı unuttuk. Yok sen onun siyasi ayağı, yok bilmem ne, yok o derken unutulur. Yani işsizlik var, esnaf işsizlik, yani iş istihdam yaratan bir alan. İster fıncı olsun, ister şunu satan olsun, böyle bir isterse manav olsun. Şimdi ilçelerde ben 2 aydır geziyorum. Neleri gördüm? Bir elektrik parasından çok şikayet var. Yani geçen yıl bunlarımızda. Doğalgaz olan yerlerde doğalgaz parası verilmiyor. Stopajla ilgili, kira stopajları ilgili var. Müşterinin alım gücünün düşmesiyle ilgili şey var. Ve maliyetlerin düzelmesiyle çeşitli sektörlere göre şey var. Siz de bunlarla yani fikir misiniz? Siz de bunun ne? Tabii normal. Ama ne zaman şu ikinci arkadaşa girdim, şeyi sordum. Biz evlenirken işte 22 ay bilet yaparlardı. Şimdi kaç ay alınıyor dedim, 8 ay. Para kazanamazsınız gibi oldu. Şey de yapmıyorum ben, seçim olmadığı için. Yani iktidarı yermiyorum, partiyi övmüyorum. Ben sadece sizi dinliyorum. Bunları çekenler de sadece şey bizim olanları bunları yani izni olmadan TİAN yayınlamıyoruz. Ben onları şey yapmak için yani unutmayayım diye çektiriyorum. Sonra grup konuşmama koyuyorum. Milletvekili arkadaşlarımızla şey yapıyorlar. Araştırma nedeni falan veriyorlar da acaba kamuoyunu bu tür gündemde gerçek gündemde mi kamuoyuyla yani onu oluşturabilir mi? Ama ben çok kötü görmesin. Buralar böyleyse İç Anadolu. Kaç kişi çalışıyor? 4 ayrı aile. Aile mi? O onu saymıyoruz. O da SGK oldu. Kaç oldu şimdi? SGK şeyle. Sigorta paralar kaç oldu? 1150 arasında diyor. Yok ben şunları anlatacağım da onun için. Hayırlı bol kazanç. Sigortası başkanımız da burada cesaret ediyoruz. Sağ olun. Kızım. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Cidden samimi dua ediyorum ha. Teşekkür ederim. Aç kapat şunları. Kapat dedi. Canlı yayın. Tamam kapat dedi. Tamam. Biz geriliyoruz. Geç. Devam et. Devam et. Arife. Yeni dükkanları organize edelim. Bir dükkanı yeni fotoğraf çekelim. Bir kuyumcu. Tamam. Yarı yarıya girelim. Evet, Meral Akşener şu anda Çorlu'da esnaf ziyaretinde bulunuyor. Biz de canlı yayında ekranlarımızda esnaf ziyaretini veriyoruz. Allah'ını kırdın gene. Esnafla tek görüşmek istedi. O yüzden de medyayı dışarı çıkardılar şu anda. Tek birebir görüşüyorlar içeride. Biz de ziyaretler devam ettiği sürece canlı yayında ekranlarımıza getireceğiz. Evet şu anda medya olarak
Dükkan dışında bekliyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i birazdan esnaf ziyaretinden sonra basın toplantısı da yapacağı söylendi. Basın toplantısında canlı yayında ekranlarımızdan vereceğimizi ifade edelim buradan. Tabii esnafla birebir konuşmak istediği için biz de şu anda dükkan dışında Meral Akşener'i bekliyoruz. Burada ziyaretleri şu anda devam edecek. Belirlendiği dükkanları şu anda Çorlu ilçesinde ziyaret etmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Kolay gelsin. Biz de Çorlu ilçesinde yaptığı ziyareti canlı yayınımızda şu anda ekranlarımıza getiriyoruz. Evet, İyi Parti milletvekili Enes Kaplan da burada. Tekirdağ milletvekili. O da eşlik ediyor şu anda Meral Akşener'in esnaf ziyaretine. Evet, şu anda fotoğraf çekiliyor orada. Ve esnaf ziyareti devam edecek. Evet. Tabii yoğun bir ilgi var Çorlu'da, onu da söylemek lazım. Gerçekten büyük bir sevgi gösterisi de var. Hem vatandaşlardan hem partiye olan üye olan kişilerden. Burada fotoğraf çekimi de yapılıyor. Aynı zamanda Meral Hanım'a yoğun da bir ilgi var. Abim doğru konuşuyor. Evet, diğer bir esnafa geçiliyor şu anda. Evet, görüyorsunuz. Büyük bir sevgi gösterisi var Meral Akşener'e. Buradan şey ister mi? Veda çakmaktan. Evet, esnaf ziyaretleri devam ediyor şu anda. Yerden tek bakteri olmayan ürün dondurmadı. Mesela 100 derecede soğuk, aynı sıcak dönemde soğukların bakterilerini hep söylüyor. Ya bir de uçura uçura sütü kaynatırsın abi, dondurma yapmak için. Abi. Sulu sütle olmaz ki. Olacak. Ben... Ama yani şey, iyi değiliz yani. Anladım. İyi nokta dondurdunuz. Kaç belki kişi çalışıyor burada? Yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Vay be. Zor işin. İşim çok zor. SSK vergi, stopaj. 150 lira olmuş. SSK şey. Abla ne var ki bu ülkede vergi olmayan? Osmanlı. Osmanlı geçti ki şu an köyde. Osmanlı'da bu kadar yok. Osmanlı bu kadar barbar değil. Hayırlı bol kazanç. Hayırlı bol şey, sana geçin diye biliyor musun? Varsa ben. Senden geçsin. Ay sabre, çünkü sarılışarak geziyoruz. Onun için. Tabii, buyurun. Sağ olun. Buyurun. Şey, kızım kolay gelsin. Hayırlı bol kazanç. Dolu. Evet, esnaf ziyaretleri şu anda Çorlu'da devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evet, Çorlu'yu il yapalım istekleri de geliyor burada Sayın Meral Akşener'e. Şimdi
Çektiğinizde bak şey nereden çıkıyor burada? Tamam. Esnaf bekliyor. Evet. Gerçekten İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e büyük bir ilgi var. Çorlu ilçesinde. Tabii biz de canlı yayında yayınımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Evet, şu anda yandaki esnafa geçildi. Biz de kulağıma eğildi. Bak şimdi yani. Haklısınız. Çok. İşte şimdi ben bunları ilçe ilçe esnafı geziyorum. Evet. İlkler yermiyorum, partiyi övmüyorum çünkü seçim yok. Sizi dinliyorum ve her salı konuşmamı sizlerin dertleri üzerine koyuyorum. Takip ediyoruz. Çünkü kardeşim sizin derdiniz başka bir şey, tepede konuşulan başka bir şey. Onun için bu şeyi, kamuoyunu böyle oluşturabilirsek herkesin gözü buraya döner. Çünkü yani hiç kimse farkında değil. En büyük istihdamı yaratan sizsiniz. Tabii. Öyle olduğu için de. Yani bu bölge zengin bölge ya kardeşim. Nasıl bir fakirlikle karşılaştık? Ağlayacağım yani. Onun için gerçek gündem bu. Siz gelip bağırmayacaksınız. Ben sizin hakkınıza konuşacağım. Şimdi elektrik parası, alım gücünün düşmesi, maliyetlerin artması, doğalgaz parası, çok masraf var. Şimdi bunları sizden öğrendim. 4 çeşit emekli maaşı gördüm, biliyor musunuz? SSK'nın 4 ayrı emekli maaşı var, böyle bir şey olur mu? Hayırlı bol. Sayın Genel Başkanım, bizim sizden bir isteğimiz var. Yani bu bölgede size destek devam edecek ama Bu partideki istifalarla alakalı. Ne yaptın da kardeşim? Bir de tutamıyorsun. Ama insanlar o şahsa oy vermedi yani. O şahsa nasıl yapayım? Güzelim, nasıl yapayım? Şimdi bizim yok bizim sistem yani bu iktidarın doğru olmadığına inanan insanların seçmen olduğu bir partinin genel başkanıyım. Dolayısıyla kafan attı, öyle oldu, böyle oldu. Tamam. Ama AK Parti'ye gittiğin zaman o oy haramdır. 3 ay önce konuşmadık. O oy haramdır. Ama bağlayamazsın. Malum arkadaşımız bizim ilçe başkanlığından gelen bir arkadaşım. Sen o tepeden de değilsin. Ama ne olduğunu ben daha bilmiyorum. Allah kolaylık. Ama burada gezeceğiz. Ben hayatımda ilk defa milletime ödüyorum. Bak milletvekili değilim. Dokunulmazlığım yok. Herhangi bir talebim yok. Ama bugüne kadar bu millet sizler bana milletvekili ettiniz, İçişleri Bakanı ettiniz, Meclis Başkan Vekili ettiniz. Dolayısıyla ilk defa böyle bütün her şeyden arınıp ödüyorum. Aldığımı ödüyorum. Allah da büyük. İnşallah kolaylıkla kalacağız. Amin ama Allah da büyük. Ben size ihanet etmeyeceğim. Bak bu seçmene ihanet etmeyeceğim. Adını ihanet koyuyorum. Ben etmeyeceğim. Allah da büyük. Emekli maaşımla geziyorum. Çok da iyi ödüyorum. Size ödüyorum. Toplum her şeyin farkında, bilinçli. Onun için de rahat rahat bağırabiliyorum. Her şeyin bilinçli. Yani şu sandalye uzun süre kalayım diye bir hesabım yok. Hiçbir hesap yok. Onun için de yardım ediyor bana. Hem siz ediyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Abi, hepimizi, Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Ama gerçek gündeme birlikte başaracağız. İnşallah. Bak ben 5. kez gidiyorum. Sabahtan çıktım. Yani bana benim dediğim. Sağ olun.
Selam ama sizin fotoğrafınız var ya. Selam verdim sadece. Evet, Meral Akşener'in tamam. Meral Akşener'in Çorlu'daki ziyaretleri, esnaf ziyaretleri devam ediyor. Canlı yayında şu anda ekranlarımıza getiriyoruz. Ziyaretlerinin sonunda basın toplantısı yapılacağı da söylendi. Evet, gerçekten Çorlu'da da yoğun bir ilgiyle karşılandığı söylenebilir vatandaş tarafından. Şu ön tarafa geçmeyelim de yanlardan şey yapın. Girsin dükkana. Dur, girme. Girme. Yüzünü sevdi gördüm. Zafer abiye böyle yapıyor. Şöyle bir sevdi. Güzel ama fotoğraf çekim. Demişler sizi şöyle alsak da şu tezgahı görsek bize şöyle bir şöyle alsak. Şöyle tezgahı görelim. Şöyle. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Herkes burada mı çalışıyor? Biz. Yok, biz şöyle. Müşteri olarak. Ha, kimler müşteri? Sen müşteri. Biz müşteriyiz. Ben, ah canım benim. Nasılsınız? Ben iyiyim de siz nasılsınız? İşler nasıl? İşler idare ediyor. Öpeceğim. Öp. Öp kızım. Oy, niye biliyor musun? Ben şimdi çok insanla haşır neşir olunca hani bir şey alırım da size gitmesin diye tereddüttüm. Benden ilgili sorun yok da canım benim. Çeker misin? Ben şimdi esnafımızı geziyorum. Uzun bir zamandır sizle ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Yani esnafla ilgili. İşte o öyle, bu böyle. Genel olarak kutuplaşma üzerinde bir kavga yürütücü var. Bugün burada 5. ilçe, Türkiye genelinde de 6. 7. ildeyim. Önce daha ekonomik durumu yerlerden başladım. Fakat gördüklerim berbat. Elektrik parasından şikayet ediyorsunuz. İşte doğalgazdan şikayet ediyorsunuz. Şunların maliyetlerin artmasından, şeyinde müşterinin de alım gücünün düşmesinden şikayet ediyorsunuz. Vaziyet zor. Ben de her salı bunları, yani işin öyle kocaman siyaset işini bir kenara bırakıp sizin dertlerinizi her salı konuşuyorum. Bundan sonra konuşmaya devam edeceğim. Onun için geziyorum. Yani seçim olmadığı için daha da rahatım. Propaganda da yapmıyorum. Bunlar alt yazısı işi. Evet, artık kapatın. Biz bir kendi kendine bir konuşak. Bir şey içer misiniz? Ben bir şey içemem. Nerelisin? Trabzon. Vav, yarıdayım birader. Ben de bir güzel adamın evliyim. Vah vah diyecek diye düşündüm. Allah Allah, polise sus gelir mi? Yok, dışarıda filan gidiyorlar. Herkes duydu. Şansı seni çekiyor. Gördüm. Evet, Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri Çorlu'da devam ediyor. Gerçekten zor bir ortamda da yayın yaptığımızı ifade edeyim. Büyük bilgi var Sayın Meral Akşener'e. Esnaf ziyaretleri devam ediyor. Biz de canlı yayında ekranlarımızda getiriyoruz. Esnafla birebir konuşmak istedi kendisi. Biz de o yüzden dışarıya geçtik. Tek tek esnafın sorununu şu anda dinliyor ve sorunlarıyla tek tek ilgileniyor. Gördüğümüz kadarıyla. Evet, ziyaretinin sonunda basın toplantısı yapacağını da ifade etti. Bunu da canlı yayında ekranlarımızdan vereceğimizi ifade edelim. Şu anda neredeyiz? Çorlu'da Atatürk Heykel Meydanı'ndayız. Evet, devam ediyor şu anda ziyaretler ve esnafla birebir içeride görüşmek istedi kendisi. Biz de o yüzden dışarıya çıktık ve kendisini bekliyoruz.
böyle biraz dışarıda bekleyen vatandaşları da göstermek istiyorum size. Teşkilat merkezinin de önündeyiz. İlçe teşkilatının şu anda tek tek esnafı geziyor. Sayın Meral Akşener ve sorunlarını şu anda dinliyor. Evet, yavaş yavaş dışarıya çıkıyor şu anda. Göremezsen evet, gördüğünüz üzere vatandaşla birebir fotoğraf çekiliyor şu anda. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Kimseyi kırmıyor, tek tek herkesle fotoğraf çekiliyor. Buraya mı gidiyorsun? Hı hı. Buraya. Şuraya gir o zaman da bir şey yapalım. Bir dakika. Yamdıracağım. Hoş geldiniz. Oturabilir miyiz? Hoş bulduk. Resim çekiyor. Git çıkarıyor. Ben çizim. Kadının gücünü gösterelim. Sağ olun. Yanınızdayız her daim. Evet, aşk araya bir merhaba diyeyim. Ben de şeker ederim. Çabuk. Bana bak, kendimi rock sanatçısı gibi hissettim. Bu çocuklardan öyle hissettim. Çekil. Evet. Çekil. Çalışanlar burada. Çalışan mısın? Oğlum, durumlar nasıl? Hoş geldin Sayın Başkanım. Hoş geldin Sayın Başkanım. Biz girdik, biliyoruz geleceğiz. Kaç kişi çalışıyor burada? Hoş geldin. Bir firmanın şeyi mi bu? Franchising'le bir durumun bayisi mi? Şahsın. Şahsın. Allah yardımcı olsun. Elektrik bazından çok şikayet var. Müşterinin alım gücünün düşmesinden çok şikayet var. Maliyetlerin yükselmesinden çok şikayet var. Gerçekten eskisi görüyor şu an gördüğünden. Evet. Ben de bunları öğrenin. Salı konuşmalarıma koyuyorum ki bir derdin burada olduğu anlaşılsın. Onun için geziyorum. Zaten sadece bir Leyla oldum. Ama iyiyiz. Hayırlı bol kazançlı. Keşke 4 yerine inşallah öyle iyi olsun ki işleriniz 8 gibi. Sağ olun. Çektim ben. Ne alaka?
Hakan başkan sana bakıyordum ya. Az röportaj yapalım. Bari. Yapalım abi. Hı? Buraya giriyoruz mu? Başka bir şey yok. Yok tamam. Bizim yok emniyetse içeri sokmuyorum emniyeti de. Biz çıkalım. Bakacanlar da çıkalım bakalım. Gel. Şimdi ben seçim yok. İktidarı yermiyorum. Kendimizi övmüyorum. Fakat uzunca bir zamandır gerçek gündemle ilgili siyasetçiler biz konuşmuyoruz. Sizin dertli yani konuşturmayacağım siz o şey. Yok ben konuşabilirim hayır, çok o, rahat. Ha o manada demiyorum. Ha, gıcıklık yapmaya gelmedim. Yok estağfurullah. Propaganda da yapmıyor. İttifakımıza da oy verdim onu da rahatla söyleyeyim. O zaman tamam daha rahat konuşacağız. Şimdi kardeşim şöyle ben insan incitmeyi sevmiyorum da. Seçmenin derdiyle ilgilenmiyor son dönemde siyasetçi. İktidar hiç zaten. İktidar maalesef sadece hakaret ediyor. Kusura ben şimdi haldır haldır sizlerle görüşüyorum ve her salı günü bu sizlerden aldığım bilgileri konuşuyorum. Grup toplantısı. Evet. Onun için buradayım. Mesela elektrik faturalarından esnaf çok şikayetçi. Doğalgazdan şikayetçi. Şunların maliyetinin artmasından şikayetçi ve alım gücünün düşmesine şikayetçi. Ayrıca söyle şimdi. Hanımefendi şimdi bizim ürünlerimizin büyük çoğunluğu yurt dışından geliyor. Özellikle son dönem bu virüsün de etkisiyle ürün gelmekte zorlanıyor. Gelmediği için de elimizdeki ürünler biraz fiyatları taban yapıyor. Affedersiniz piyasadaki açgözlülük var malum yaşıyoruz. O bir de çok işsizlik var bölgede giderek. Ve biz senetli sattığımız için tahsilatlarda çok zorluk çekiyoruz. Çünkü insanlar ya işsiz kalıyor ya maaşlarını alırken zorlanıyorlar. Bizim en büyük problemimiz bu. Genel hatlarıyla. Tamam. Ya onun dışında da genel olarak genel olarak da siyaseti ve siyasi iktidarın üslubunu yani çok itici buluyoruz. Ben de öyle buluyorum. Toplumun %50'sine hakaret eden bir iktidar dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ama umarım mücadelenizin sonunda bunu üstünü örtmeyi başarır ve iyi bir noktaya gelirsiniz. Ben işte sokaktayım. Dolayısıyla yani bu kadar dolaşıyorum. Bu şu anda Sayın Erdoğan'ın çemkirdiği hiçbir konuyla ilgili bana siz bir soru sormadınız bugüne kadar. Şahsınızdan söz etme. Esnaf sormadı biliyor musun? Vallahi hanımefendi. Ama şunu diyor. Açım diyor. İşsizlik var. Orada insanlar açım diyor. Biz senetli sattığımız için kısmen ayakta durabiliyoruz. Ama nakit satan esnaf çok problemli. Birçoğu siftah yapmadan dükkan kapatıyorlar. Zaten dükkanda bazıları caddede bazı dükkanlar da kapandı. Yerine karşıda da var, ara sokakta var. Hep yenileri açıyor. İş yapamıyor insanlar. Nakit para dönmüyor piyasada. Dönenler de kredi kartıyla döndürüyorlar. Her bankadan bir kart alıyorlar. Ondan çekip ona veriyor. Ondan çekip ona veriyor. Sonunda da icraya gidiyorlar. Başka olur. Hiçbir şey yok şu anda. Bugün maskenin ucunda nasıl geçinecek ki? 2300 lirayla kim geçinebilir? Kim geçinebilir? Hiç kimse geçinebilir. Allah. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben deri fabrikasında çalışıyorum. 3 aydan beri sizim. Bugün iş aramaktan geliyorum. Bunlara 20 lira verdim. Ve bizim iş yerlerimizde hep Suriyalılar çalışıyor. Biz Suriyalılar da istemiyoruz artık. Onlar ucuz çalıştırıyorlar. Evet, Afganlar çalışıyor. Onları ben sürekli olarak konuşuyorum o kısmı. Devlet hiç bakmıyor onlara, hep asır altı yapıyor. Biliyorum. Evet, bizde takılanlar var. Siz demeyin, çok evet. 25 yıldır çalışıyorum ve primimi ödüyorum onlara. Yaşça gençsiz görüntü. Evet, çok genç başladım, 15-16 yaşında başladım. Görüntünüz de genç, gelin iyi bakmış. Teşekkür ederim. Başım üstüne şeref verdin, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu dertleri salı günü anlatacağım. İnşallah efendim. Allah yardım. Hayırlı bol kazanç. Sağ olasın. Biraz daha sevin lütfen. Evet, esnaf ziyaretleri devam ediyor. Sayın Meral Akşener'in esnafın ve vatandaşın sürekli şikayetlerini dinliyor ve fotoğraf çekiliyor. Çorlu ilçesinde Meral Akşener, biz de canlı yayınımızda devam ediyoruz şu anda. Thank you.
şey yaptım. Oyuncak verin. Oyuncak verin. Asyalı ben senin fotoğrafını çekeyim. Oyuncak. Oyuncak. Sinan Bey. Sinan Bey. Sinan Bey. Sinan Bey, bir gözler kalkarsan bir. Bir tersi mi etsem bir? Niye yapayım? Yok, buraya girmiyorsun. Pardon. Kızanlar, çevirin. Tamam, aldım. Hadi, hadi. Evet. Yüksek ses kesin. Vaho! Bu yaşta foto. Ay harika. Arkadaş, demin korktum. Dedim kısa aldım komşumun. Çok iyi ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Gençlere alışkınım da. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Evet, işletmek istiyorsunuz. Evet, arkadaş, işler nasıl? Elhamdülillah, idare ediyoruz. Kaç? 5 eve maaş giriyor burada. İnşallah daha fazlası. Şimdi bak, ben şunu yapmaya çalışıyorum güzel kardeşim. Şimdi seçim yok. İktidarı sizi geziyorum. Yani esnafı geziyorum. Partiyi övmüyorum. İktidarı da yermiyorum. Sadece sizi dinliyorum. Ondan sonra salı konuşmalarında bu dertleri anlatıyorum. 6. ilim Tekirdağ'da da 5. ilçem bugün, yani 5 ilçeyi bu şekilde dolaşıyorum. Yarın da 3. Anlamı şu, yani seçim zamanı kim sizi ikna ederse oylarınızı verirsiniz. O başka bir şey. Değerler üzerinden bir öyle hurra durum. Bir şey fark ettim, siz hiç konuşmuyorsunuz. Halbuki istihdam en önemli kaynağı sizlersiniz. Evet. Dolayısıyla da o nedenle buradayım. Mesela neler söylüyorlar esnafımızdan? Zamlar, alım gücünün düşmesinden, doğalgazı. Yani genel olarak da hep büyük esnaflara yardımcı olarak ufak esnafı göremiyoruz. Küçük esnaflara yardımcı olmuyor. Aynı fikirde. Yani baş sorun bu. Evet, mesela. Aynı fikirdesiniz arkadaşlar. Evet, yani baş sorun burası da aynı. Kahve dükkanı, yani kahve satan bir yerde aynı. Evet, Meral Akşener'in ziyaretleri devam ediyor Çorlu'da. Şu anda Atatürk Heykel Meydanı'ndayız ve birçok dükkana ziyaret ediyor. Esnafla birebir ilgileniyor, vatandaşla birebir ilgileniyor ve sorunlarını dinliyor. Bunları önerge olarak vereceğini de söylüyor, dile getireceğini Ankara'da da ifade ediyor. Hem esnafa hem vatandaşa. Ben onu bilmiyordum. Sen muhabbeti dinlerdin. Sen bak, ben onu bilmiyordum. Bilmediğim halde ben ona senaryonun üzerinden neler yapıyorum. Neler yandı. Şimdi hep yan yana gelsin. Ama yarın tutamasa sen yanlış değilsin. Yok abi, sen var mısın? Valla canım. Bu kadar zamanını çalışıyoruz. Bayağı yapıyoruz. Var abi olsun. Çok var. Siyasi çok yaptı. Tamam.
sonra herhalde ya partiye çıkacak ya da burada bir konuşma yapacak. Nasıl yapacak bilmiyoruz. Başkanım, yukarı mı çıkacak konuşmak için? Meydana, meydana. Orada daha iyi. Yukarı çıkarma bizi. Hadi gel. Meydana sağlı buraya. Abi nerede? Aşağı yukarı sıra buraya. Konuşma yapalım mı? Tabii sizde şimdi. Burada ne? Korona oldu şu an burada. Buraya çıkacaklar, iptal edilir miyecek bilmiyorum. Meydan iptal, yukarı çıkıyor. Evet, asansörle çıkarken yayınlar. Evet, yukarı çıkıyor. Yukarı çıkacağız. Ziyaretinden sonra bu Ahmet birazdan yukarı çıkacağız. Sen al benden. Evet, biz de şu anda Meral Akşener'in esnaf ziyaretini canlı yayınımızda ekranlarımıza getiriyoruz. Yukarıda da basın toplantısı olacak. Canlı yayınımız orada da devam edecek. Buradan ifade edeyim. Bir aramız var. İYİ Parti Genel Başkanı. Evet. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın toplantısı birazdan ilçe başkanlığında olacak. Tabii esnaf ziyaretleri de şu anda devam ediyor. Tabii esnafla birebir kendisi ilgileniyor ve sorunlarını tek tek dinliyor. Buradan ifade edebilirim. Vatandaşla da birebir ilgilendi ve sorunları mecliste de dile getireceğini ifade etti. Tek tek dinlediği notlarını yanındakiler de alıyor. Gerçekten coşkulu bir kalabalık da vardı. Bugün Meral Akşener'e eşlik etti. Hem Çorlu halkından hem de İYİ Parti seçmeninden, üyelerinden bunları gözlemledik şu ana kadar. Ziyaretleri de devam ediyor. Tabii yayınımızın da yukarı çıkılacaksa kesileceğini buradan ifade edeyim. Orada tekrardan canlı yayına bağlanacağız. Canlı yayında basın toplantısını da getireceğiz ekranlarımıza. Evet. Esnaf ziyareti şu anda devam ediyor ve içeride esnafla birebir konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Evet, yanında İYİ Parti il ve ilçe başkanları da yer aldı. Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan da bugün yanında yer alanlar arasındaydı. Ziyaretler esnasında ona eşlik ediyorlar. Thank you.
şöyle insan bilmiyorum. Şöyle insan Allah'ım tanıdım. Hayır, bravo. Hayır, bravo. Hayır, bravo. Hayır, bravo. Hayır, bravo.